Mutlu günler. Dinliyoruz sizi. Teşekkürler Nur Hanım, Adil Hocam. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ ol. Biz iyiyiz. Siz de Çok iyi sağ ol. misiniz? Ben de iyiyim çok şükür. Direkt soruma geçiyorum. Buyurun. Hiç Lütfen. sizi oyalamadan. Estağfurullah. Ben şimdi 5 yıl öncesine kadar evliydim. Ayrılalı 5 yıl oldu. İki Tamam. tane de çocuğum var. Şu an oğlum 10 yaşında. Allah Kızım da bağışlasın. 2. sınıfa gidiyor. Teşekkür ederim. Hani boşandıktan sonra bir daha evliliği düşünmedim açıkçası. Çocuklarım da velayetleri bende. Yalnız benim karşıma biri çıktı. Şimdi 3 yıldan beri biriyle görüşüyorum. Tamam. 4. yılımıza gireceğiz. Görüştüğüm kişinin ailesi beni öğrendiler. Evlenip ayrı olduğumu. Görüştüğüm kişi bekar. Hiç evlenmemiş. Tamam. İki çocuğum olduğunu öğrendiler. Annesi, işte babası bu olaya kesinlikle karşılar. Evet. Yani hani annesi hatta benim ben olmayayım diye oğluna ağlıyormuş yani hani kesinlikle o kız istemiyoruz hani ben mi önemliyim o kız mı önemli gibisine. Şimdi çocuk da beni bırakmıyor ben de onu bırakmıyorum sevgimiz de var. Aranızda yaş farkı var mı? Yok hayır aynı yaştayız. Aynı yaştasınız. Peki evlenmeyi düşünüyorsunuz o zaman değil mi? Ailelerin Yani karşı çıkmasına evlenmeyi rağmen. tabii evlenmeyi düşünüyoruz. O da şöyle bir şey düşünüyor. Hani ben ailemi de ikna edeyim diyor. Hani annem diyor seneler boyunca çok çekmiş benim diyor. Hani işte bazı babasından dolayı işte bazı şeylerden dolayı. Bir tek annemin tek güvencesi benim diyor. Hani onun ailesine aşırı düşkün. Tamam. Hani Ne onu da güzel. takdir ediyorum zaten. Çok düşkün olmasını. Sonuçta benim de bir oğlum var. Çok böyle şey karşılıyorum onu. Hani biz birbirimizden de kopamıyoruz. Evet. Evlenemiyoruz da. Ne Ve hani olacak? hocam bazen diyorum ki acaba evlenmek mi istemiyor? Ama evlenmek istemese sevgisinden eminim. 3 yıl boyunca benimle konuşmaz ondan da eminim. Tabii. Ne diyorsun Adil? Şimdi ailelerin tam olarak onay vermediği evliliklerde Nur huzur olmuyor. Yani aslında bu önemli bir problem. Hanımefendi güzel açıkladı. Karşılaştığı problem önemli bir problem. Burada tavsiyem şu. Tabii şimdi sorular sormak istemiyorum. Ona vaktimiz yok. Ama annesiyle, adamın annesiyle bir araya geldi mi, tanıştı mı, Hiç tanıştıysa nasıl bir gelmedi. enerji Hiç oldu? gelmedi. Çünkü şundan emin olmadan adamın, birlikte olduğunuz kişinin ailesini ikna ettiğinden emin olmadan evlenmeyin derim. Gerçekten de Kesinlikle. onların evliliğinizi bozmayacak bir psikolojide olmaları lazım. Size destek vermeleri lazım. En azından bak nötr olmaları lazım. Yani destek vermiyorsa da köstek olmaması lazım. Çünkü bazen gerçekten de biraz önce de konu geçti. Üçüncü kişiler, akrabalar bu dengeyi bozuyor. Bizim ülkemizde çok değerli hocam Üstün Dökmen söyler yani insanlar değil aileler evleniyor. Üstün Hoca söyler bunu her zaman. Şimdi ailelerin evlendiği bir atmosferdeyiz biz Türkiye'de. Onun için gerçekten de karşı tarafın sizi onaylaması, size okey vermesi lazım. Bundan emin olmadan hiç acele etme. Ve birlikte olduğun adama da de ki sen aileni kesinlikle arkana almadan yani bana karşı hani bir muhalefet varsa hala ben evlenmek istemiyorum. Bu Peki şekilde teşekkür duydum ben. ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok zor. Gerçekten Zor, zor, bir zor. anne evliliğe, aile daha doğrusu evliliğe onay vermezse çok çekiyorsun. Hele hele anne. Hele bir de bir şey söyleyeceğim. İkinci evlilikse Evet. bu çok daha zor. Zor. Çünkü senin o çocukların hiçbir yere sığmıyor. Bak. Tabii. Yani bunu 50 kere, Doğru. 500 kere daha düşünüyor olmanız lazım. Çok doğru. Yaptığın evlilik, o nikah bütün sorunları çözüyor mu? Hiç de çözmüyor. Bütün Çözmez. evliler yani bu tecrübe yaşamış olan herkes çok iyi anlayacaktır. Gençlerin çok dikkat etmesi gerekir. Ha var mı Fatih telefonumuz? Buyurun. Hemen alalım. Bir şey mi diyecektin Adil'ciğim? Önemli Söyle. değil. Şey bağlantıya Telefonu devam alalım ederiz. mı hemen? Alalım alalım. Efendim dinliyoruz. Hoş geldiniz. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Buyurun. Biraz heyecanlıyım kusura bakmayın. Sizi Hiç çok önemli severek değil. Çok izliyorum. haklısınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Buyurun dinliyoruz sizi can kulağıyla. Ben 15 yıllık evliyim. 2 yıl önce mesajımla aldatıldığımı yakaladım. Hani seni çok seviyorum falan filan diye mesajlar içerikli. Bir kıyamet koptu zaten evin içinde. Bir 15-20 gün bir ayrılık süreci yaşadık. Yalvar yakar geri barıştık. 8 ay önce de artık paranoyak hale geldim. Tabii. Hani doğruyu söylese bile yalan geliyor bana. Tabii. Dinleme cihazı aldım ben arabasına yerleştirdim. Ve 10-12 gün bir dinledim. Sonra hiç normal gayet hani dedim ya adamın günahını alıyorum herhalde beni aldatmıyor. Ve en son günde aşkım seni çok özledim. Cuma günü işte buluşalım bilmem ne diye duydum beynimden kaynar sular aktı ama.
Tekrar kıyametler koptu evin içinde. Yine birbirimize girdik. Bu sefer bir aya yakın ayrı kaldık. Hı-hı. Ama bedel ödettim yani. Hem aile tarafından bedel ödedi, hem benim tarafından. Peki sizin ödettim dediğiniz bedel neydi? Onu da bir öğrenelim. Ben nasıl bir yapamayacağımı gayet iyi biliyor. Hani Hayır. Bize şunu söyleyin. Net cümleler istiyoruz burada ki hani size daha iyi yardımcı olabilsin diye. Evet. Ben ona bunu yaparak ona bedel ödettim diyeceğiniz ne yaptınız? Ben sizi yaşatma korkusunu verdim ona. Ne yaptınız hani, ama? Gittiniz bir ay boyunca annenizle oturdunuz, hiç telefonlarına mı çıkmadınız? Telefonlarına çıkmadım. Ben evimden ayrılmadım. Kendimi gönderdim. Ha, onu gönderdiniz. Onu bir ay boyunca eve almadınız. Evet, almadım. Telefonlarına çıkmadım. Tamam. Ve duygusal bir boşluğa düştü aslında. Hani tamam. Ben sizi yaşadım. Ne kadar kararlı olduğumu gördü, ciddiyetimi gördü. Tamam. Hani bilmiyorum, inşallah o korkuyu vermişimdir. Hani şu an gayet iyiyiz ama bir güvensizlik problemim var benim. Hani yine yapar mı? Yine nasıl yapar barıştınız mı? Peki? Barışma süreciniz nasıl gelişti? Tekrar aileler araya girdi. Tamam. Hani konuşarak, anlaşarak şartlarımı sundum. Hatta hala bir boşanma davası bile açtım ben. Ortada bir davamız var, kapanmadı daha. Peki şartlarınız neydi? Hani telefonlar notada olacak. Hani soru sorduğum zaman cevabını vereceksin, mantıklı cevaplar vereceksin. Kabul etti yani, mi bütün şartları? Evet, kabul etti. Ama bayağı bir süre geçtikten sonra artık böyle şey yapmaya başladı, isyan etmeye başladı kıskançlıklarımdan. Bunu atıyorsun falan filan dedi. Şu an böyle bir aydan beri ben bir kendimi çektim. İşte hiç karıştırmıyorum, telefonlar neredesin demiyorum, seni seviyorum demiyorum. Bir soğukluk yaşadık. Bu sefer o benim üstüme düşmeye başladı. Hayatın kanunu zaten. Sen çekersen evet. O gelir. Yani sen geri çekilirsin, o sana doğru gelir. Evet. Ne diyorsun Adil, ne yapsın? Şimdi hanımefendi kaybetme korkusu yaşattım demek istedi. Doğruyu yapmış. Aynı zamanda birçok kadının yapmadığı bir şey daha yapmış. O da önemli. Boşanma davasını da açmış. Bu ciddiyeti gösterir erkek açısından. Erkek ciddiyeti görmek ister. Yani davanızı geri çekecekseniz bile aldatma olaylarında boşanma davasını açın. Ya ben bunu yapabiliyorum bak. Bu konuda bir tereddütüm yok. Mahkeme şubu, ben korkmuyorum bunlardan. Senle ben boşanmaya hazırım intibasını erkeğin gözünde yaratmanızda her zaman fayda var. Dolayısıyla siz onu da yapmışsınız. Onun için de tebrik ediyorum. Eğer hattan düştü sanırım ama şöyle anlatayım bu durumu yaşayanlar varsa. Eğer mesela bütün bu durumların neticesinde hala o korkuyu kaybetmiyorsanız da yani hala endişe var içinizde muhtemelen bir aile terapistine gitmekte fayda var. Çünkü burada İki kişi artık olayı çözemeyecek bir noktaya geliyor. Yani dışarıdan üçüncü bir gözün, bir profesyonel insanın size yardımcı olması, seanslara gitmeniz, aile terapistine gitmeniz ve bu adamda acaba patolojik olarak ciddi bir davranış bozukluğu mu var? Çözülebilir mi? Neden bunu devamlı olarak tekrar tekrar yapıyor? Bunun tespit edilmesi iki kişinin yapabileceği bir şey değil. Dışarıdan üçüncü bir gözün hakemlik görevini yapması lazım. Bazı çiftlerde mesela bir akraba devreye gidiyor. Hadi enişteyle konuşalım falan. Olmaz. Yani gerçekten bir psikolog, bir psikiyatr, bir terapist ona gitmenizde fayda var. Emin olamazsın zaten. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hemen diğer telefonumuzu alıyoruz. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Buyurun. Benim bir sorum olacaktı. Şimdi ben 2 yıllık evliyim. Hı-hı. Evet. İyi bir semtte güzellik salonum vardı benim. Öncelikle buradan başlayayım isterseniz. Güzellik salonum vardı. Eşimle tanıştığımızda eşim iflas durumundaydı eşimde. Benim de işlerim güzel. Ama öyle büyük bir aşk yoğunlukla evlendiğimiz için... Alo. Dinliyoruz. Evet buyurun. Çok yoğun bir aşkla evlendik. İlk evliliğimden 2 tane çocuğum var. Onlar da sorun olmadı. Yani hiçbir şey sorun olmadan çok güzel bir şekilde giderken bir 3-4 ay sonra benim işlerim kötü gitmeye başladı ve ben salonumu sattım. Hı hı. Sattıktan sonra eşimin işleri zaten kötü olduğu için biz bu 2 yılda çok yüksek bir parayı kaybettik. Evet, maddi sıkıntı. Evet. Eşim de bu sırada kazanç getiremedi hiçbir şekilde. Çocuklarımın okulu vesaire zor. Gitti para. Şimdi tartışmalarımız var ama para yönünden değil. İlgisiz. Hani çok çabuk kırılıyor, çok çabuk küsüyor. Evet. Örneğin en son tartışmamızı anlatayım. Suratını asıyor. Dedim ki suratını asma, benim modumu düşürüyorsun. Dedim seninle alakası yok.
Akşama kadar suda kastım. Akşam olduğunda dedi ki böyle olmuyor. Yani her şeyden tartışıyoruz artık. Olmayacaksa dedi bitsin artık dedi. Bitsin dedim ben de. Bir aydır zaten hiç konuşmuyoruz. Aynı evde yaşıyoruz ama kesinlikle hiçbir ilişkimiz olmuyor. Birbirimizi seviyoruz. İnanıyorum buna. Beni sevdiğine de inanıyorum. Ben de seviyorum ama işte hani bu evlilik kurtulabilir miyiz yoksa sadece zaman mı kaybediyorum artık? O kadar çok yoruldum ki. Çok alınganlığından yoruldum. İşlerin kötü gitmesinden yoruldum. Tamam seviyor. Dedim ki ona gel bana sarıl. Yani tamam en son ben onu çok kırdım sözlerimle. Kırıldım diyor sana diyor. Küstüm. Sarılamam. Ama dedim evliliğimiz bitiyor. Bitsin. Hani ama ben gelip sarılamam sana. Sen diyor hatanı bilip gelip özür dileyeceksin. Gibisinden konuşuyor. Ve ben ne yapabilirim artık? Yani açık açık ona diyorum gel bana sarıl ki barışalım evliliğimiz bitmesin. Ama bunu yapmıyor. Peki siz gidip sarılmıyor musunuz? Her seferinde ben çok kırıyorum ona göre. Hep sarılıyorum 2 senedir. Hep ben gittim. Hep ben gidiyorum. Anladım. Yani. 2 yıldır diyorsunuz ki, teşekkür ediyoruz bu arada bizi aradığınız için. 2 yıldır ben sarılıyorum. 2 yıldır ben adım atıyorum diyor. Artık evet. İstiyorum ki bir adım da ondan gelsin. Evet. Bir erkek işleri iyi gitmediği zaman, hayatında 3 şeyi başaramamış olduğu zaman ki olabilir hayatta, yani düşmez kalkmaz bir Allah. Her şey mümkün yani. Hani çok yukarıdayım dersin düşersin, ona kimse garanti veremez. Ama yapmak istediği işi yapmak istediği seviyede ve kazançla gerçekleştiremediği zaman bir erkeğin kendini gerçekleştirememiş olmanın üzüntüsü vardır erkekte. Şimdi burada adamın yaşadığı psikolojiyi aşağı yukarı anlayabiliyorum. Adam diyor ki seninle ilgisi yok. Yani ben bir erkek olarak kendimi tam olarak yeterli görmüyorum şu anda. Çünkü bir erkeğin iş hayatı çok önemlidir. Bulunduğu seviye çok önemlidir. Burada sadece maddiyattan bahsetmiyorum. Sevdiği işi yapması önemlidir. Yani hangi işi seviyorsa onu yapması çok önemlidir ve başarılı olması, insanlar tarafından takdir edilmesi çok önemlidir. Adam burada çeşitli koşullarla belki güreşirken, savaşırken bunu başaramamış olabilir. Ekonomik krizden, şundan bundan dolayı. Fakat burada önemli olan şey şu. Bu evlilik kurtarılabilir mi diye sordu hanımefendi. Kurtarılabilir. Çünkü evlenirken zaten şu sorulur. İyi günde, kötü günde. Yani kötü günler olacak zaten. Her zaman hayat böyle güllük gülistanlık değil. Zorluklar yaşanacak. O anda birbirinize sarılmanız gerekiyor. Muhtemelen ben sana alındım derken adam herhalde hanımefendi belki tartışmalar esnasında bu yöne atıfta bulunmuştur. Zaten mesela bak günahını almak istemiyorum ama zaten beceremedin. Zaten başaramadın. Birbirinize çiftlere sesleniyorum yani kadın veya erkek bunları söylemeyin. Çünkü incitici olur. Zaten hayatta zorluklarla savaşırken bir de birbirinizi incitici laflar etmeyin. Zaten sen ne yaptın ki 2 senedir bir şeyi beceremedin gibi bir laf edildiyse bir erkeğin bunu hazmedebilmesi mümkün değil. Bak mümkün değil. Onu bir süre içinde yaşar, hazmedemez. Anlatabiliyor muyum? Onun öfkesi vardır. Dolayısıyla hanımefendiden benim şeyim alttan alsın, eşine sarılsın. Çünkü adam zaten içinde yıkılmış durumda olabilir. Maddiyatı düzelttiğin anda çünkü para öyle bir şey gelir gider. Ondan sonra da zaten galiba başka bir sıkıntıları yok. Para gelir, para gider. Önemli olan sağlığın bir huzur, de sevdiğin huzur. Yanında olsun. Huzur. Bir de erkekler galiba işlerini kaybedince hiçbir şeye adapte olabiliyorlar değil mi? Yani Nur, erkeğin kesinlikle iş öyle. Hayatında problem varsa kesinlikle öyle bak. Her şeyde problem oluyor. Kesinlikle. Alo.